bizde önceden tanıyor. Gel. Gel. Arap. Ay canlarım benim ya. Ay dövüşmeyin ya. Var. Aman benim de. Garip derim benim. Şöyle dövüşmeden iyi. Kıkmacık diyor. Ne? Eşeksin. Korkma, korkma lan. Korkma. Korkma. Canım benim. Canım benim. Tamam. Salayım mı bu? Sağ olsun Allah'tan da korkuyorlar, bir yokma bir şey. Yazık günah ya, bunlar sularını içiyorlar, en azından yemeklerini yiyorlar. Ama tabi zor, imkan zor ya. Ona göre hareket ederim. Allahu Ekber, dövüşmeyin lütfen. Tamamıyla başlı başına bir şey. Evet. Şimdi kedilerimin her birinin bir ismi var. Tabii kediler benim değil ama kediler Cenab-ı Allah'ın. İşte sen değil. Bu Arap, bu da Arap, bu öksüz, bu Beşiktaşlı. Bir gün Odunluk'ta bir kedi rastladım. Tabii ki çocukluktan beri bakıyorum da. Allah rızası için. Gözler hiç görmüyordu. Ama iyiydi. Tabii benim geldiğimden bir haberi olmayınca acıktığını hissettim onun. Ona süde ekmek batırdım, verdim. Ondan sonra bütün kediler zaten başıma toplanmaya başladı. Yani benden bir zarar gelmeyeceğini hissettiler. 10 yıldır da aşağı yukarı bunlara Allah rızası için kendi imkanlarımla bakmaya çalışıyorum. Sabah 10.30 gibi, 11 gibi, akşam da ikindi namazından sonra onlar saatlerini biliyorlar ve ben mesela 100 metre ileriden gördükleri zaman hep birlikte beni karşılamaya geliyorlar. Yani adamların niyeti hem beni belki de seviyorlar bunlar kesinlikle. Aynı zamanda tabii ki de diyorlar ki işte bizim dedemiz geliyor, bize yemek verecek, aş verecek diye düşünüyorum. Emekli bir insanım. Aynı zamanda %60 olarak engelliyim de. Kendime söyleyeyim, ev kira, onları söylemeye zaten gerek yok, utanıyorum da. Sadece ben milletten yani para pul da istemiyorum. Dilenci de değilim. En azından bu dilsiz ağızsız, bunlar da nihayetinde yani bizim nasıl yaşama hakkımız var ise hayvanların da olduğuna inanan bir insanım. Onun için Allah rızası için bakıyorum. Yerel yönetimler, iş adamları, yani bizim de çorbada bir tuzumuz bulunsun diyorlarsa ben onlardan para pul da istemiyorum. En azından kardeşim yani bir torba mama bile verseler yazıktır günahtır, en azından bir ay yeter bunlara. Ben kendi maaşımla, emekli maaşımla yani zorlanıyorum daha doğrusu Türkçesi yani. Bana gülüyorlar yani. Bu adam salak. Yani işte parasını kedilere yediriyor, kedilere veriyor. Ne vereyim kardeşim? Mecbur hissediyorum kendimi.